Merhabalar dostlar. 9. ünitemizin 9. köşe taşında devam ediyorum dostlarım. Hemen bakıyorum ilk sorumuza. Bakalım ne demiş. Diyor ki ilk sorumuz, şöyle bir doğrunun grafiği verilmiştir. Buna göre boyalı alan nedir diye bir soru soruyor. Şimdi boyalı alanı şöyle bakın iki parçaya ayırıyorum arkadaşlarım. Birisi şu sol taraftaki alan, diğeri de şu sağdaki üçgenin alanı. Şimdi üçgenin alanını bilmem için şu uzunlukları bilmem lazım. İlk önce şurada y'ye 0 verirsek x'i 12'de kesiyormuş. Şu 12 noktasıymış. Bir de şu kesim noktalarını bulalım. Ortak çözüm yapalım. Yani x kare eşittir diyelim 12 eksi x'e. Hemen x kare artı x eksi 12 eşittir 0. Buradan 4'e 3, hatta 4'e eksi 3 diye ayırdım. Yani köklerden birisi x kesişim noktalarından birisi 3, diğeri de eksi 4 geldi kardeşim. Şimdi demek ki eksi 4 şuralarda bir yerde kesişiyorlar. Bu önemli değil de bizi ilgilendiren buradaki 3 noktası. Şurada 3 noktasında kesişiyorlarmış. Peki burası 3 ise şuraya ne kaldı dostum? 9. Hatta bu 3 şunun üstünde olduğu için x yerine 3 yazdığımda y'deki karşılığı ne geliyor? 3'ün karesinden 9 geldi. Yani şu dik üçgenin bir kenarı 9, diğer dik kenarı da 9. Bir kere 9 çarpı 9 bölü 2'den 81 bölü 2'miz bir var elimizde arkadaşlarım. Bu üçgenin alanı. Şimdi bununla bir de şuradaki eğrinin altında kalan alanı toplayacağız. Bu da arkadaşım şu eğrinin altında kalan alandır. Yani 0'dan 3'e x kare eğrisinin altında kalan alanı soruyor bize dostlarım. Hadi bunun bir integralini alalım. X küp bölü 3 yapsın. 0'dan 3'e diyelim. 3 yazarsak 27 bölü 3 olur. O da ne çıktı dostum? 27 bölü 3, 9 geldi. 0 yazarsak da 0 geleceği için 0'ı kale almadık. Buradan bir de 9 geldi. Yani 81 bölü 2 ile bir de 9'u toplayacağız arkadaşlar. Toplayalım. 2 kere 9 18. 81 ile topladık. 99 yaptı. 99 bölü 2 çıktı. Sorumun cevabı gobeller. Hadi geldik 2 numaraya. Şimdi yine ilk önce bunların şu kesiştikleri noktayı bir bulalım. Hemen x kare eksi 1 ortak çözüm yapıyorum. 1 eksi x kare. 2x kare eksi 2 eşittir 0. Yani iki parantezine alırsak x kare eksi 1 olur eşittir 0. X buradan bir 1 çıkar bir de eksi 1 çıkar. Demek ki bir eksi 1'de bir de 1'de kesişiyorlarmış. Bizi ilgilendiren kısım 1 arkadaşlar. Şimdi bir kere şuranın alanını bulalım hemen dostlar. Hiç vakit kaybetmeyelim. Şu kısmın alanı. İntegral 0'dan 1'e gelecek arkadaşlarım. Şöyle bir bulayım. 0'dan 1'e integralimi yazdım. Üstteki şu. Yani 1 eksi x kare. O zaman 1 eksi x kare eksi diyeceğim alttaki. Yani x kare eksi 1 olacak alttaki de. Bunu da çıkartalım. Eksi x kare artı 1 oldu. Bir satır daha düzenliyorum. 0'dan 1'e diyorum. Burası eksi 2x kare artı 2 yaptı arkadaşlarım. İşte alanım buymuş. Şu ilk taradığım alanı buluyorum daha şimdilik dostlar. Peki bulalım bu alanı gobeller. Ne diyeceğiz? İntegralini bir alalım bu keratanın. Eksi 2x küp bölü 3 artı 2x'tir. Bunun integrali sınırlarda 0'dan 1'e. Şimdi bir 1 yazalım x gördüğümüz yere. 1 yazarsak eksi 2 bölü 3 gelir. Artı 2 gelir. 0 yazarsak zaten 0 oluyor. Onu geçelim. 3 kere 2 6. Eksi 2 daha 4 bölü 3 geldi. Ben nereyi buldum şimdi? Şu sol taraftaki parçanın alanı. 4 bölü 3. Şimdi bir de kaldı sağ taraftaki parçanın alanı. Hadi bir de şurayı bulalım. Şu kısmı. Şimdi bunun da sınırları birden 2'ye olacak. Birden 2'ye. Üste hangisi var? Gx var. O zaman önce üste onu yazalım. X kare eksi 1. Aşağıya da bunu eksiyle çarpalım. Eksi 1 artı x kare. Peki bir satır düzenleyelim şöyle. 1'den 2'ye kadar sınırlarımız. 2x kare yaptı. Eksi 2 yaptı dostlarım. Hemen şimdi integrali alalım. 2
x küp bölü 3 eksi 2. Sınırlarımız da 1'den 2'ye. Şimdi önce 2 yazıyorum dostlarım. 8, 16 bölü 3 olur. Eksi 4. Eksi, bir de 1 yazıyorum şimdi. 2 bölü 3 eksi 2 olur Gobeller. Düzenleyelim burayı. 3 kere 4, 12. 16'dan 12 çıktı. 4 bölü 3 buradan geliyor. Eksi, 3 kere 2, 6. 2'den 6 çıktı. Eksi 4 bölü 3 artı 4 bölü 3 oldu burası. Yani 8 bölü 3 de buranın alanı çıktı dostlarım. Şimdi biri 8 bölü 3, biri 4 bölü 3, topladık 12 bölü 3 yaptı ikisi. 12 bölü 3 de 4 geldi sorumuzun cevabı dostum. Evet, 3 numaradayız. Hadi şimdi bunu bir gömelim. 3 numaranın şuraya bir şeklini çizeyim ben ilk önce. Şimdi 2 tane parabol var arkadaşlarım. Bunlardan birisi eksi 2 ile 2 noktalarından geçiyor. Diğeri de eksi 2 ile 2 noktalarından yine, ama birinin kolları aşağıya doğru, birinin kolları yukarıya doğru. Şurası eksi 2, şurası da 2. Diyor ki bunlarla diyor, bir de neyi söylemiş? X eşittir 3 ve x eşittir eksi 3 doğruları arasında kalan şu bölgenin alanını istiyor bizden arkadaşlarım. Şu iki bölgeyi istiyor. Hadi gelin şu sol taraftakini bulalım. Şimdi integralimiz eksi 3'ten eksi 2'ye kadar olacak. Üstteki hangisi? Kolları yukarıya doğru olan üstteki. Yani şu. X kare eksi 4. Alttakini çıkarıyorum. Eksi diyorum 4. Artı diyorum x kare. Çıkarttık. Şimdi bir düzenleyelim bunu şurada. İntegrali bir bulalım. 2x kare yapar burası. Sınırlarımız eksi 3'ten eksi 2'ye kadar. 2x kare eksi 8 yaptı. Hadi alalım bu integrali. 2x küp bölü 3 olacak. Eksi 8x olacak. Sınırlarda eksi 3'ten eksi 2'ye kadar. Şimdi hemen şu integralin değerini bir bulalım. Eksi 2 yazalım ilk önce. Eksi 8. Eksi 16 bölü 3. Eksi 2 yazarsam artı 16. Eksi. Eksi 3 yazıyorum şimdi. Eksi 3 yazarsam eksi 27. Eksi 27 bölü 3'ten 9. 2 ile çarptım. Eksi 18 geldi burası. Eksi 3 yazıyordum buraya da. Eksi 3 ile 8'in çarpımı da artı 24 oldu. Tamam. Burayı da bulduk. Şimdi toparlayalım. 3 kere 16 48. 48'den 16 çıkarsa 32 bölü 3 burası. Eksi. Şurası 6 yaptı arkadaşlarım. 6. Eksi de burada var. 6. Eksi 6 geldi. Düzenleyelim. 3 kere 6 18. 32'den 18 çıkarsa, 32'den 18 çıktı. 12, 14 mü kaldı? 14 bölü 3 oldu dostlarım burası. Şimdi bir daha bir kontrol edeceğim. Bir yerde hata yapmış olmayalım diye. Şimdi 2x kare eksi 8 geldi. 2x küp bölü 3 eksi 8x de burası geldi arkadaşlarım. Eksi 8x de bu çıktı. Sınırlarımız eksi 3'ten eksi 2'ye kadar olacak. Tamamdır. Burada bir sıkıntı yok. Eksi 3'ten eksi 2'ye kadar geldi. Sınırlar. Tamam, her şey yolunda. Şimdi bir eksi 2 yazdık. Eksi 8, eksi 16 bölü 3 oldu. Eksi 2 yazdık, artı 16. Eksi 3 yazdık. Eksi 27 bölü 3, eksi 9 yaptı. 2 ile çarptım, eksi 18. Eksi 3 yazıyordum, artı 24. Şurası 18, 24, 6 kaldı buraya arkadaşlarım. 6 burasıdır. Eksi 6 oldu tabii ki. Burası da 48, 32 bölü 3'ten. Tamam. 14 bölü 3 doğru cevap geldi. 3 kere 6, 18. Evet, 14 bölü 3 oldu. Bu sol taraftaki şu bulduğumuz yer şuranın alanı oldu arkadaşlar. Bir de şimdi şu sağ taraftaki alan var. Bir de orayı bulalım. 14 bölü 3'ü unutmayın dostlarım. 14 bölü 3 geldi. Bir de şimdi sileceğim burayı. Sağ tarafın alanını yazacağım bir de. Şimdi bunun da sınırları 2'den 3'e kadarmış dostlarım. Sınırlarımız 2'den 3'e kadar. Süreyi unutmayalım bir de. 2'den 3'e kadar sınırlarımız. Üstteki eğrimiz kolları yukarıya doğru olan. Yani şu.
x kare eksi 4 eksi 4 artı x kare diyelim. Düzenleyelim bunu. 2'den 3'e kadar sınırlarımız. Şurası ne yaptı? 2x kare yaptı. Eksi 8 yaptı. Şimdi integrali de alalım. 2x küp bölü 3 eksi 8x oldu integralimiz. Sınırlarımız ise 2'den 3'e kadar dedik. 2'den 3'e kadar da sınırlarımızı aldık. Şimdi çözümleyelim bunu. Bakalım ne gelecek dostlarım. Evet. Şimdi 3 yazalım ilk önce. 3 yazarsak 27 bölü 3'ten 9. 2 ile çarptım. 18 geldi. Eksi 3 yazdım. 24 geldi. Eksi 2 yazdık. 8 16 bölü 3. 2 yazdık. Eksi 16 da buradan geldi. Şurası eksi 6 yaptı. Eksi 48, 16'dan 48 çıktı. 32 bölü 3, eksi de burada var. Artı 32 bölü 3 oldu arkadaşlarım. Şurayı bir düzenleyelim. 3 kere 6, 18. 18, 32, bu da 14 bölü 3 geldi dostlar. Eğrileriyle x eşittir eksi 3 ve x eşittir 4 doğrular arasında kalan sınırlı bölgenin alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Yani biz doğru yaptık diye düşünüyorum. Buradan da 14 bölü 3 geldi kardeşlerim. 14 bölü 3, 14 bölü 3, 28 bölü 3 çıkması lazım bu sorunun cevabının. Nerede bir hata yaptık? Acaba bize bir de şuranın alanını da mı soruyor bu kerataya? Bir de burası da mı dahil edin diyor. Bir bakalım. Eksi 2'den 2'ye. Dur şunu bir sileyim ben. Yine silelim. Eksi 2'den 2'ye. 4 eksi x kare eksi x kare artı 4. Yani ne oldu? Eksi 2'den 2'ye. Şurayı bir toparlayalım. 8 eksi 2x kare geldi. Bir daha integral alalım buradan. 8x eksi 2x küp bölü 3 geldi. Eksi 2'den 2'ye. Şimdi hemen 2 yazalım x gördüğümüz yere. 2 yazarsak 16 eksi 8 16 bölü. Videomuzda durdu. Hemen devam ediyorum kaldığım yerden. Diyorum ki ne yazdım şimdi? Bir de eksi 2 yazacaktım arkadaşlarım. Eksi 2 yazarsak eksi 16 geliyor burası. Eksi 16 artı 16 bölü 3 de buradan geldi. Düzenleyelim. 48 16 çıktı. 32 bölü 3. Eksi 32 bölü 3. Eksi de burada var. Artı 32 bölü 3. Topladık. 64 bölü 3 de buradan geldi. Şimdi şuranın alanını da bulduk. Solla sağda 14, 14 bölü 3'den 28 bölü 3 bunlar. Toplarsak 64 bölü 3 artı 28 bölü 3 daha 92 bölü 3 çıktı. Evet arkadaşlarım şuranın komple hepsini soruyormuş. Ben ilk başta şununla şu zannetmiştim ama hepsini soruyormuş meğersem. Pekala geldik bu soruya. Şimdi burada ne yapacağız dostlarım? Burada da şöyle kendimize ilk önce bir yer açacağız tabii ki. Şurayı bir temizleyeyim. Şimdi şuna dikkat edelim. Biz şuranın komple alanını bulup, şu kısmın komple alanını bulalım. Şuradaki üçgenin alanını da çıkartalım arkadaşlar. Şu dik üçgenin alanını çıkartalım. Şimdi öncelikle şuradaki apsisi 2 olan noktanın şu karşılığını bir bulayım. X yerine 2 yazarsak 4. 4 de buradan gitti, 2 geldi. Yani şu nokta 2'ye 2 noktasıymış. Ordinatı 2'ymiş, apsisi de 2'ymiş. Sonra şu fonksiyonun, f'in, ben bir kere türevini alıp x yerine 2 yazdığımda, şu noktanın apsisini yazdığımda neyi buluyorum arkadaşlarım? Teğetinin eğimini. Peki türevini alalım bunun. 2x eksi 2'dir. 2 yazarsam 2 çıkar buradan. Bu da teğetin eğimi. Yani şuradaki açının tanjantı da 2 bölü 1'miş. E şurası 2 ise şuraya da 1 kaldı. Tabii ki buraya da 1 kaldı dostlarım. Bakın üçgenin alanını bulduk. 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 çıktı bu üçgenin alanı. Şimdi ben bir de şu eğrinin altında kalan alanı bulacağım. Onu da nasıl bulacağız? İntegralden. Sınırlarımız 0'dan 2'ye. Fonksiyonumuzu da biliyoruz. X kare eksi 2x artı 2'ymiş fonksiyonumuz. Bu integrale aldığımda şuradaki komple şu bölgenin alanını bulacağım arkadaşlarım. Şu bölgenin. Bundan da üçgeni yani 1'i çıkartacağım.
cevap gelecek. Önce şu integrali bir bulalım. X küp bölü 3 eksi 2 çarpı x kare bölü 2'den x kare artı 2x. Şimdi sınırlarımız da 0'dan 2'ye. 2'yi yazalım. 8 bölü 3 gelir buradan. Eksi 4 gelir, artı 4 gelir. Yani 8 bölü 3 çıktı. Buradaki eğri altında kalan alan. 0'ı yazmaya gerek duymadım çünkü 0 geliyor. Peki 8 bölü 3'ten de biz 8 bölü 3'ten 1'i çıkartırsak 5 bölü 3 kaldı. Aradığım pembe renkli alan arkadaşlarım. Evet, dördüncü sorumuzun cevabı da Ceyhan'dan çıktı. Hemen çevirdik. 10 numaralı köşe taşındayız. Bakın burada da y eksenine göre integral almamızı istiyor. Tabii bu sefer sınırlarımız neymiş? Bu sefer y'nin üstünde olacak sınırlarımız. Mesela şu üstteki alanın değeri nedir diye sorarsak 0'dan 2'ye. İntegral 0'dan 2'ye. Bu sefer y'ye göre yazıyorum. Fy, dy. Şimdi bu alttakini yazarken dikkat edin arkadaşlarım. Alttakinde alan bulacağız. Eğer sol taraftaysa, y ekseninin sol tarafındaysa bu integralin değeri negatif çıkar. Burası negatif bir değerdir arkadaşlar. Ve biz alan söyleyeceğimiz için bir de bunu biz eksiyle çarpacağız. Demek ki eksiyle çarpıp eksi 2'den eksi 1'e fy diyeceğim arkadaşlar. İşte aradığım cevap, bunu veren integralin alanını veren kısım bu integralmiş. O da Adana şıkkındaki cevapmış dostlarım. Şimdi burada bakın yine ne yapacağız? Y'ye göre integral alacağız. O zaman sınırlarımız 0'dan 2'ye. Şimdi sağ tarafta olduğu için pozitif çıkacak sonuç. O yüzden hiç işaret değiştirmiyorum arkadaşlarım. Ve buraya da y'yi yazacağım. Y'li ifadeyi. Peki x eşittir y kare değil midir burada her iki tarafın karesini alsam? O zaman y kare dy. Yani y küp bölü 3. Sınırlarım da 0'dan 2'ye. Bir 2 yazıyorum 8 bölü 3. Bir de 0 yazıyorum. Zaten 0 geliyor arkadaşlarım. Demek ki cevap 8 bölü 3 çıktı. Yani Bursa şıkkımız doğru cevaptır dedim Goberler. Pekala. Hadi bunu da gömdük. 10 numara da tamam. Hemen 11 numarayı da aradan çıkartalım dostlar. Bakalım ne diyor. Diyor ki 0'dan 3'e fx'i bulun. Şimdi 0'dan 3'e fx dediğimiz yer şu eğrinin altında kalan alandan bahsediyor. Artı diyor 1'den 2'ye fy. Fy dediğimiz zaman y'ye göre integral alıyorduk. Şuradan bahsediyor arkadaşlar. O zaman hepsi ikisinin toplamı oldu mu şu dikdörtgenin alanı? 2 çarpı 3'ten 6 geldi sorunun cevabı. Şuna bakalım bu ne diyormuş? Fx diyor x'e göre 1'den 5'e kadar. Demek ki şuradan bahsediyor. Bu eğrinin altında kalan alan. Bu da f'in tersi demek y, fy demek değil miydi arkadaşlarım? X'e göre tersi fy demektir. Bu da 2'den 4'e kadar. Demek ki y eksenine göre eğrinin altında kalan alandan bahsediyor. O da şuradan bahsediyor. Yani bizden istenilen alan aslında diyor ki kardeşim şu büyük dikdörtgenin alanından o 5 çarpı 4 değil mi? Yani 20'den şu küçücük dikdörtgeni yani 2 çarpı 1'i çıkartın. Çıkan alanı da işaretleyin diyor. Cevap 18 geldi. 3 numaraya bakıyorum. 2'ye 4 aralığı üzerinde tanımlı olan birebir ve örten f fonksiyonunun grafiği şekildeki gibidir. Bakın burada ne diyor? F'in tersi diyor. Yani yine fy. Yani y'ye göre şuradaki bölgenin alanı 2 ile 4 aralığındaki bu bölgenin alanını istiyor bizden. Burayı istiyor. Nereyi vermiş? Boyalı bölgeyi 8 vermiş. Biz nereleri biliyoruz arkadaşlarım? Şu büyük kocaman dikdörtgenin alanı 16. Bundan şuradaki 2 çarpı 2 4'ü çıkartalım. Bir de şu 8'i çıkartırsak x kalır aradığımız alan. Yani 16'dan 12 çıkacak. 4 çıkıyormuş sorumuzun cevabı Goberler. Şuna geldik. Diyor ki f birebir örten ve sürekli bir f fonksiyonu için. Buna göre böyle bir şey falan filan. Şimdi bunu bir şekilde gösterelim biz arkadaşlarım. Şöyle bir şekil yapacağım da. Şu bir önceki köşe taşının şuradaki boşluğundan bir faydalanalım biz. Şöyle bir şey yapacağım bakın. Şimdi çizelim bir eğrimizi.
Diyor ki bir 1 ile 4 aralığında, bu fx'ten bahsettiği için x üstünde. Bu da f'in tersi, yani fy demek istiyor bize. 3 ile 6 da buradaymış arkadaşlarım. 3 ile 6 aralığı da burada. Şimdi 1'in karşılığı 3'müş zaten. 4'ün karşılığı da 6'ymış zaten. Yani eğrimiz şöyle bir şey işte arkadaşlar. Peki bizden ne istiyor şimdi bu? 1 ile 4 aralığında x'e göre altta kalan alan, 3 ile 6 aralığında da diyor y'ye göre altta kalan alan. Şuranın alanından bahsediyor bize dostlarım. Bundan biz yaptık az önce. İkinci sorumuzun çok benzeri oldu bu da dostlarım. Ne yapacağız şimdi? Kocaman alanda dikdörtgenin alanı 6 çarpı 4'ten 24'ten biz neyi çıkartacağız dostlarım? Şuradaki küçük alanı 3 çarpı 1, yani 3'ü çıkartacağız. 24'ten 3 çıkarsa da cevabımız 21 gelecek. Evet, bu videomuzda da 3 tane köşe taşı gömmüş olalım. 12'ye geçeceğiz bir sonraki videomuzda dostlar. Hadi kolay gelsin, görüşmek üzere.